Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz? VIP araçla İstanbul'da bir günümüzü geçiriyoruz. Bunu da sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Hem sohbet edeceğiz, hem gezeceğiz, hem de aracı tanıtmış olacağız. Şu an bulunmuş olduğumuz araç Mercedes Vito Maybach modeli. Güzel bir araç. Şimdi biz ufaktan İstanbul turumuza başladık. Hadi hep birlikte detaylara bakalım. Evet arkadaşlar, İstanbul turumuza başladık. İstanbul turu yaparken çalışmayı da ihmal etmiyoruz. Açtık. Hem böyle güzelce izleyelim, hem de biraz işlerimizi halledelim. İstanbul turumuza devam ederken de ufaktan da arabadan da bahsedelim, arabanın özelliğinden de bahsedelim merak edenler için. Şimdi bu araba 5 kişilik, burada 2 kişi oturabiliyor. Bu yarım koltuk dediğimiz kapının girişinden ötürü bu yarım koltuk oluyor. Biraz daha iç kısımda oluyor, baldır kısmı az kısa oluyor. Burada bir kol dayama, işte ıslak mendil, işte kolonyalar için yapılmış bir bölüm var. İçeceklerini falan koyabiliyoruz. Arka tarafta da 3 kişi oturabiliyor. Sağ cepler var. Sağ ceplerde led aydınlatmalar var. Deri döşemeler var. Burada bardaklık koymalar için ekran koyma yerleri var. Bu her iki tarafta da şarj aletleri, çakmaklıkta şarj aletleri yapabileceğimiz alanlar var. Burada da camlar açma var. Bu camlar tam açılmıyor. Biliyorsunuz ki Vito'larda camlar tam açılmıyor. Sadece bastığımızda bu kadar, yaklaşık olarak bir 5 santimlik olan boşluk oluyor. Bu boşluktan da hava sirkülasyonu sağlamak açısından. Aracın zaten klima sistemi var. Klima sistemi şu üst kısımlarında bulunuyor. Ön taraftan şoför tarafından kontrol edilebiliyor. Bazı araçlarda bunlar kumandayla da kontrol sağlanabiliyor. İç kısma verilebilirken. Aracın iç aydınlatmasının şu tarzda bir kumandası var. Bazı araçlarda ortada kiosk kısmında da olabiliyor. Buradan istediğimiz renge getirebiliyoruz. Şu şekilde. Lacivert, mavi, yeşil. Şu yuvarlak kısımdan biraz joystick gibi dönebiliyoruz. Biraz böyle aydınlatabiliyoruz, kısabiliyoruz. Biraz daha loş istersen kısıyorum. Aracın rengi krem. Kahverengi de çizgileri var. Kahverengi detayları var içerisinde. Bugün şansımıza da İstanbul'da çok ciddi bir trafik var. Bayağı da trafikte kaldık. Ama olsun, yine tadı güzel. Ve koltukların alt kısmında bulunan bir buzdolabı var. Buzdolabı da buradan açarsak, çekmeceli bir buzdolabı. Buraya genellikle içecek falan konuluyor. Daha farklı şeyler de tabii ki koyabilirsiniz. Çikolatası, ikramlıklarıydı. Ama bu bardak sulardan 60 tane civarında alabiliyor. Buradan da derecesini ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde çekmeceli. Bence 10 numara bir sistem. Evet arkadaşlar, İstanbul turumuzun sonuna geldik. Şimdi Abdullah abimize de ufak bir sohbet edelim dedik. Hem araçla ilgili bilgiler edelim, hem de birkaç tane aklımıza bulunan soruları sormuş olalım sizlere dedik.
Abi bugün tur için teşekkür ediyoruz öncelikle. Evet. Güzel bir tur oldu. Zaten 3-4 günden beri de beraberiz. 7 kişilik bir ekibimiz vardı, söylemiştim. Onları VIP araç transferini gerçekleştirdik. Organizasyonumuzdan ötürü. Şimdi bugün son günde kendimize ayırdık. Abi bu araç 5 kişilik oluyor arka VIP kısmı, evet, doğru mu? 5 kişi. 5 kişi. Çünkü arka kısımda 2 kişi oturabiliyor. Bu orta kolçakta kalkabiliyor aslında. Tabii. 6 kişilik de oturabiliyor. Tabii. Ama genelde rahat olabilmesi için 5 kişilik tabii, oluyor. 5 kişi. Kaç motor abi araç? Bu 1.6. 1.6 motor. Kaç beygir girdi? 114 beygir. 114 beygir. Abi yaklaşık 114. Kilometre başına ne kadar yakıyor? Yani 1 lira falan yakar. 1.5 lira yakar. 1.5 lira civarında yakıyor. Yakar, evet. Kaç litre bitir? Ne kadar oluyor? 66 litre falan alıyor. 66 litre, evet, alıyor. Abi böyle bir araba alsak. Öncelikle kaç model abi? Şu an bu 2017 model. Piyasası şu an nereden baksanız 900 milyon, 1 milyon fiyatı var. Bunlar bir sene önce falan ne kadardı tahmini? Şu anki fiyatlarla 900 falan. Tabii 900 yani. Bir sene, 3 sene önceye gidelim. 3 sene önce zaten 540 milyon. Öyle bir şeydi yani fiyat. Hazır yapılı hali şekilde? Yapılı şekilde 600 falandı. 600 falandı. Şu an 1 milyon civarı mı? Şu an 1 milyon fiyatları var. Hazır yapılı bir şekilde, evet, değil mi? Evet. Şöyle bu araçların çok seçenekleri olabiliyor. Bu araç Maybach, doğru tabii, mu? Tabii Maybach. Maybach tasarım, Maybach tavan. Tabii ki. İç kısımları falan da deri. Dışında zaten sizinle paylaşmıştık. Evet. Dışarısı da Maybach aracın özellik olarak. Abi orijinal Maybach mi? Orijinal Maybach. Orijinal Maybach. Şu şekilde abi bu işte sen devamlı olarak sahadasın. Peki genelde müşteri kitler nasıl kitle abi? Yani müşteri kitlen yurt dışında. Yurt dışı misafirler daha çok tercih ediyor değil mi? Evet, evet, evet. Protokol ve yurt dışı misafirleri daha çok. Daha çok işte turizm seyahati biliyorsunuz. Yani Araplar geliyor. Araplar sürekli Araplara hizmet ediyoruz. Bazen protokol işi. İstanbul'da evet, Araplardan evet, vazgeçemiyoruz. Evet, evet, evet. Araplar genişliği ve rahatlığı da çok sevdikleri için genellikle bu tarz evet, araçları, VIP araçları tercih ediyorlar. Abi peki şöyle insanları da merak ettiğim bir soru soralım. Ben bir gün boyunca aldım. Dedim ki abi gel İstanbul turu yapacağız. Belirli noktalara gideceğiz. Aşağı yukarı fiyatımız ne oluyor? Aşağı yukarı 100 dolardan başlıyor. 120, 130. Yani arabanın içine bağlı. Araba çok lüks olur. 150 dolardan başlıyor. Normal orta derecede olduğu zaman 130 dolar. 110 dolar. Öyle gidiyor. Bize indirim yapacaksın değil mi? Sırtımda taşırız. Eyvallah. Eksik olma. Evet. Aşağı yukarı 100 dolarla 150 dolar arasında değişiyor. Ekstradan köprü ücretleri falan içerisinde dahil mi yok? Yok yok yok. Fiyatın içinde. Hepsi fiyatın içerisinde. 140 dolar veya euro mu dedin? Yok dolar. Dolar üzerinden. Dolar. Kimisi dolar, kimisi euro, kimisi euro. Aynen öyle. Hepsi sonuçta hepsi para. Hepsi para. Evet. Para olduktan sonra hepsini severiz. Evet. Abi şunu soralım. Şimdi bu işin içerisinde biri olarak. İşin zorlukları tabii ki de elbette vardır. Evet. Ama senin için en hoşuna giden bu işin içerisinde bulunduğun noktalar nelerdir abi? Şimdi aracımıza ilk gelen misafirimiz oluyor. Mesela havalimanından misafirimiz geliyor. Bir buket çiçek yaptırıyoruz. Arabanın içerisinde içeceği kolasıdır, fantasıdır, işte abur cuburdur, kektir. Bunları hep hizmete koyduğumuz zaman, arabanın kapısını açtığımız zaman müşteri görüyor bunu. Hocam tatmin oluyordu bir de. Tatmin oluyor. Bindikten sonra yani sonunda, işin sonunda. Aa bende buket yoktu bu arada. Tabii. Bir dahakine alalım. Sözüm olsun. Olsun. Tabii sonunda geldiği zaman havalimanına bırakıyoruz. En güzeli de bahşişimizi alıyoruz sonunda. En güzeli bahşiş oluyor değil mi? Tabii tabii. İşin en güzel tarafı var. Abi zorlukları ne? Her müşteriyle karşılaşıyorsunuzdur tabii sonuçta. İyisi yani, var, kötüsü de var. Zorlukları şudur yani. Misafir ters istikamet bazen bir yer istiyor. Trafik oluyor. Trafiğin içine giriyorsun. İstanbul'da bir arkada sıkılıyor trafik. Biraz tabii ki ister istemez. Ama onun haricinde hiçbir problemimiz yok ya. Müşteri buradan gayet mutlu. Mesut gidiyor. Zorlukları bu İstanbul'da trafiğin içerisinde tabii, bulunmak tabii, herhalde. Tabii, sadece trafik. Ama bu araç otomatik olduğu için bir tık daha benim senin... Benim için çok sıkıntı olmuyor. Arkada misafir zaten pek de sıkıntı yaratmıyor. İçerisi arabanın gördüğünüz gibi güzel her şey var. Bluetooth'a bağlanıyor ayrıca, müzik dinleyebiliyor. Yani hepsi... Abi şöyle şunu da soralım. Şimdi ben bir tane Vito araç aldım. Şu an sıfırlarına kadar bilmiyorum ama... Sıfırları 1.200.000, 1.300.000. Boş hali içerisinde boş değil mi? Boş hali tabii. Peki içerisini yaptırmak istesen Maybach olarak aşağı yukarı içi ve dışı olarak ne kadar maliyeti var? Maliyeti 70-80 bin liraya da var. 100 bin liraya da var. Bu tamamen yani, ekleyeceğin tabii, özelliklere tabii, göre değişiyor. Özelliklere göre, kaliteye göre fark ediyor. Kaliteye göre tabii, fark ediyor. Tabii. Ama ortalama böyle bir araç için yani 100 bin lirayı gözden çıkartalım. Evet. 100 bin liraya gözden çıkartalım. İç için mi sadece? İç için. Sadece iç dizayn için. Dışarısı için de bahsedersin. Dışarısı, tabii dışarısı içinde de dizaynı var. Maybach yaptıracaksın, ön tampon, diskretör, her taraf değişiyor yani. Bunlar
tabi aksesuarlar yani bir 50 bin lira gidiyor onlar. Aksesuarlar da çok önemli. Ya abi dışarıdan da araç gerçekten çok güzel gözüküyor. Allah kaza bela vermesin. Bugün için de tekrardan teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.